Kusura bakma, hiçbir kuvvet bana o penguen elbisesini giydiremez. Kuyucuğum, senin o penguen elbisesi dediğin şey frak. Ben sana frak diktirelim demiyorum, smoking diktirelim diyorum. Ben gayet güzel siyah takım elbisemi giyerim, gelirim. Sen beni merak etme. Ya oğlun evleniyor. Azıcık özenli olsan ne olur? Ya gene özenli olurum. İstersen böyle mendil de koyarım cebime. Yani özenli olmak senin gibi böyle modacılara 3 tane elbise diktirmek demek değil Meltem. Üçünü birden diktirmiyorum zaten. Bir tanesini diktiriyorum Haluk. Ha neyse. Ya sonunda. Kolumu yiyorum az daha. Sıcak sıcak simitler geldi. Kardeşim, sırf sen seviyorsun diye kaç sokak dolaşıp bu sıcak simitleri aldım ha. Sırf senin için. Sağ ol, sağ ol. Zahmet oldu. Baban nerede? Mesaj attı, geliyor. Yavaş yavaş masaya geçelim. Ben de simitleri hazırlayayım. Ben şöyle yesin kardeşim. Ah. Soğutmadan yesin bir kere. Ben bu adamı hayatımda ilk defa görüyorum kızım. Ben de söylüyorum da kızın anlamıyor ki baba. İyi de adam hepimizi tanıyor. Tamam yavrum, dur bakalım ya. Daha nasılsınız Aray Bey? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Kemal Bey'di değil mi? Evet. Müsteşar Kemal. Anladım. Peki siz Haluk kardeşimin neyi oluyorsunuz? Kayınpederim. Sen bunu bilmiyor muydun? Yo, nereden bileceğim ki? Siz babamla daha önce tanışmadınız o zaman. Yok, tanışmadık. Hayret. Herkesi tanıyor, beni tanımıyor. İlginç. Zeynepciğim. Aç bakayım ağzını, bak 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 ne geliyor böyle. Hop. Babam bitti, Eray abi başladı. Aşk olsun. Aşk olsun, ben tabii ki başlayacağım. Ben baba yarısı sayılırım ya. Ben senin amcanım. Babamla çok yakın mı arkadaşsınız? Zeynepciğim şöyle söyleyeyim. Çok kelimesi bizim için az kalır. Babam benim best friend'im. En iyi arkadaşım yani. Onca zaman az kutlamadık arkadaşlık yıl dönümlerimizi. Değil mi? Arkadaşlık yıl dönümü mü? Ana. Haluk, bizim evlilik yıl dönümümüzü bile zor hatırlar. Böyle arkadaşlık yıl dönümünü hatırlayıp kutlaması ilginç. Meltem Hanımcığım, bunun nesi ilginç? Yani bunu herkes bilir, herkes yapar zaten. Bunda anormal bir durum yok ki. Allah Allah. Ya ben 40 yıllık arkadaşlarımla arkadaşlık yıl dönümümü kutlamadım ya. Bir yaşıma daha girdim. Öyle demeyin. İnanır mısınız? Benim 1000'e yakın arkadaşım vardır. Evet. Hepsiyle tek tek kutlarım ben mutlaka. Tabii. Kemal Bey'di değil mi isim? Müsteşar Kemal. Evet, Kemal Bey. Aynen öyle. Ben de yavaş yavaş işe gideyim. Baba, bugün beni okula sen bırakır mısın? Tabii bırakırım kızım. İyi, ben servis şoförüne mesaj atayım da boş boşuna gelmesin. Kardeşim, ben de o zaman seninle birlikte çıkayım şimdi. Tabii. Hem senin şirkete de bir uğramış oluruz. Ben ne zamandır hem İsmail Bey hem de Tolga'yı görmek istiyordum. Fırsat bu fırsat. Sen onları tanıyor musun? Anlamadım. Ne demek onları tanıyor musun? Yani tanıyor muydun demek istedim. Hani geçmiş zaman unuttum belki tanıştırdığımı falan, o yüzden. Tanımaz olur muyum canım? Ama ne yalan söyleyeyim, İrem'in mevzusuna çok üzüldüm. Kız istifa etmiş yani. En azından şirketi terk etmeden bir onu da görmüş olur. Haluk? Ana, İrem istifa mı etmiş? Evet, senin haberin yok mu? Eğer haberim olsa niye şaşırayım? Haluk'cum, belki kız sana söylesen arada öyle şey yapmadın. Hayır canım, söylemedi. Sen nereden biliyorsun? Kız fotoğraf paylaşmış ya, altına da yazmış Haluk Bey sizinle çalışmak büyük bir keyifti diye. Seni de etiketlemiş oraya, görmedin mi? Hayır, görmedim. Neyse, ben İrem'le konuşurum. Hadi gidelim. Ben de seninle geleyim. Tamam. Gel baba. Haber ver. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı gemide.
yol alır, ayrı dümen tutarım.